Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. İşlerinizdeki son durum ne? İşlerimizdeki son durum seçimlerden çıktıktan sonra işlerimiz ciddi manada bir düşüş gösterdi. Piyasada görünmeyen bir kriz var, bir para sıkıntısı var. Seçimden önce daha böyle biraz daha alverimiz daha iyiydi, işlemimiz daha fazlaydı. Şu an piyasada bir para sıkıntısı var. İşsizlik de yani kendini böyle belli etmeye başladı. Piyasada hareketlilik var mı? Piyasada hareketlilik genel itibariyle altın bozduran çok. Yani alandan daha fazla altın satan müşteri sayımız daha fazla. Tabii o satılan altını da almaya artık şeyimiz para sıkıntısı oluyor. Bir gün sonrasına falan ödeme yapıyoruz müşterilerimize. Şu an için böyle. Peki dolar günden günde artmaya devam ediyor. Bu altın fiyatına etkiliyor mu? Ya dolaylı olarak etkiliyor zaten. Doların yükselişi demek, altının yükselişi demek. Bu zaten dün faiz oranlarının açıklanmasıyla beraber altın da döviz de neredeyse hemen hemen %5 kadar birden bir değer kazandı. Dün 9.400 liraya sattığımız Cumhuriyet altını bugün 10.200 lira. Dolar geldi 25.000'i aştı. Euro 27.500'lere dayandı. Fiyatlar yüksek yani. Yine ortalık ateş pahası diyelim. Peki yarım çeyrek gram altında ne kadardan başlıyor? Çeyrek altın 2.600, 2023 model. Yarım 5.100, tam altın da 10.200. Peki ileriki zamanlarda altında düşüş meydana gelir mi? Ya bize göre zor yani, çünkü altın birçok emtiaya göre, gayrimenkule göre falan altın bizim gördüğümüz kadarıyla düşük kaldı. Yani muhtemelen bu fiyatları da çok yükselerekten devam edecektir. Gördüğümüz tahminimiz bu şekilde. Peki düğün sezonu başladı. Buradan altın alanlara ne söylemek istersiniz? Allah yardımcıları olsun, ne diyelim yani, gün be gün altın almak zorlaşıyor. Bugün en hafif bir akıtma Madonna Frank bağı 150 bin liralardan başlamaya başladı artık. Bugün bir alyans olmuş bir yüzük 10-15 bin liraya. Yani kolay değil, emin olun gerçekten bütçeleri zorluyor artık. Peki en son eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istediğimiz, biz de bir an evvel piyasaların bir toparlanmasını, bizlerin de işlerin açılmasını umut ediyoruz. Yani temennimiz o yönde.